Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uygun fiyatlı malzemelerle yapabileceğiniz bir mezuniyet makyajı göstereceğim. Özellikle mezuniyet için ürünü alacağım ama sonrasında da kullanayım. Çok fazla bütçem yok diyorsanız aslında çok da uygun fiyatlı ürünlerle de güzel makyajlar ortaya çıkarabilirsiniz. Mezuniyet makyajlarında benim aslında size söylemek istediğim çok fazla yapay yapılmış makyajlardan uzak durmanız. Çünkü aslında lise mezuniyeti olsun, üniversite mezuniyeti olsun, yaşlarımızın genç olduğu mezuniyetler oluyor ve abartılı makyajlar aslında çok da güzel görüntülere yol açmayabiliyor. Kıyafetinizle uygun tabii renklerle hafif oynamalar yapabilirsiniz. Ama benim göstereceğim makyaj genel olarak bütün kıyafetlerle uyumlu bir makyaj olacak. Mezuniyet makyajında en çok dikkat etmenizi önerdiğim nokta cilt makyajı olmalı bence. Çünkü asıl makyajı gösteren şey ciltteki kusurların güzel kapatılmış olması. Bu nedenle de mezuniyet yemeğinizden ya da balonunuzdan bir hafta önce en azından düzenli cilt bakımına başlarsanız cildiniz daha da güzel gözükecektir. Lise çağlarındaki genç kızlar için özellikle yağlı cilt bir problem. Yalnız bu yağlanmayı çok aşırı kurutarak baskılamaya çalışmamanızı öneriyorum. Daha hafif yapılı, özellikle doğal ürünler tercih ederseniz sizi sonuç daha fazla memnun edecektir. Ben makyaja başlamadan önce Watsons'larda satılan bu Dr. Scheller markasının çok beğendiğim nar özlü bir toniği ile yüzümü tonikleyeceğim ve kalıntılardan arındıracağım. Tonikleme işlemini yaparken alkol bazlı tonikler tercih etmemenizi öneriyorum. Çok akneli bir cildiniz yoksa şayet. Alkol çünkü cildi çok fazla kuruttuğu için üstüne uygulayacağınız ürünlerin pütür pütür gözükmesine sebep olabilir. Cildimin çok kuru gözükmemesi için gene aynı markanın bu sefer de marula özlü ve blueberry özlü gündüz kremini uygulayacağım. Kremi uygularken çok az miktar alıp şöyle parmaklarımın ucunda inceltip ısıtıp. Çünkü benim cildim de yağlıya dönük. Şöyle yanaklarım çok kuru. Bu bölgeleri alnım biraz kurumaya meyilli. Bölgelere böyle tampon hareketlerle uyguluyorum. T bölgesine çok fazla ya da çeneme çok fazla uygulamak istemiyorum. Ten makyajında fondöten uygulamadan önce cildimde aslında yoğun kırmızılıkların olduğu bölgelere yine uygun fiyatla önerebileceğim Time Balm'ın concealer'ını uygulayacağım. Time Balm concealer'ımı uygularken yine daha önceki videolarımda bahsettiğim Real Techniques Deluxe Crease Brush ile uygulamayı tercih ediyorum. Fondötenimi uygulayacağım tüm yüzüme. Gene uygun fiyatlı olması açısından ve daha çok genç ciltlerin yağlanmaya yönelik dönük ciltler olduğunu bildiğim için L'Oreal'in True Match fondötenini önereceğim. Bu fondöten de ince yapılı olmasına rağmen kapatıcılığı yüksek. Ancak kuru ciltlerin sevmeyeceği tarz bir fondöten. Biraz daha yağlıya dönük karma cildiniz varsa sizi memnun edecektir. Uygun fiyatlı güzel bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Bu fondötenimi de yine Real Techniques'in Buffing Brush ile uygulayacağım. Fondöteni tüm yüzüme uyguladıktan sonra hemen dudaklarıma geçmek istiyorum. Dudaklarıma bir baz olarak nemlendirici uygulayacağım. Bu da Flormar'ın SPF'li lip balmlarından bir baz uygulayacağım. Ay uygulamasına geçmeden önce göz kapaklarıma bir far bazı uygulayacağım. Bu da Balm'ın Put a Lid on It isimli far bazı.
göz kapağımın üzerine Wet n Wild'ın Blue Lace isimli fırını uyguluyorum. Kaşlarım için ise Essence'in kaş fırını uyguluyorum. Bu bölgeyi derinleştiriyorum. Ve hafif bir yumuşaklık veriyorum. Göz çukurunu şöyle şu bastırarak bulabilirsiniz. Şu eyeliner'ını uygulayacağım. Takma kirpiklerimi takacağım. Takma kirpiklerim Andrea'nın bu 28 numaralı kirpikleri. Gratis'lerde, Watson's'larda bulabiliyorsunuz bunu. Takma kirpik bence özel günlerde çok güzel duran bir şey. Çünkü daha çok göz makyajını ön plana çıkartan bir aksesuar. Yapışkan olarak da Duo kullanıyorum. Yapışkanda drugstore'a kaçmanızı önermiyorum. Çünkü sonuçta bunlar düştüğünde çok kötü bir görüntü oluşturuyorlar. Ve Duo bence en güvenli yapıştırıcı piyasadaki. Şöyle sürüyorum. Yapıştırıcımı uyguladıktan sonra ince olmasına dikkat edin. Yapıştırıcıyı uyguladıktan sonra biraz kurumasını bekliyorum. Hemen takmıyorum. Birazcık da şöyle hareket ettiriyorum, hani gözüm çekmesin diye. Hafif hafif kurumaya başlayınca, şimdi yaz olduğu için daha hızlı kuruyorlar. Ondan sonra parmağınızla olabilir ya da şöyle cımbızla daha kolay oluyor. Cımbızla tutup kirpiğinizi yakın yere şöyle bırakacağım. Üst kirpiklerimde zaten hani takma kirpik olduğu için çok bir problem değil. Duo çok güzel sağlam bir yapıştırıcı kirpiklerde. Bu nedenle de size bir sıkıntı çıkarmaz, ağlasanız bile gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.
Şimdi alt kirpiklerime de rimelimi uyguluyorum. Waterproof olduğu için de korkmuyorum. Şimdi kontürleme işlemine geçeceğim. Kontürlemeyi çok seviyorum. Bence makyajın en güzel yanlarından biri. Böyle yüzünüz tabak gibi gözüküyor. İki boyutlu oluyor. Çünkü her tarafına aynı renk fondöteni sürmüş oluyoruz. Kontürlemede de uygun fiyatla önerebileceğim Bahama Mama var. Belki çok açık tenler çok çok az uygulayabilirler. Çünkü Benefit'in normalde kullandığım Hoola'dan birazcık daha koyu bir şey bu. Flormaya'nın dudak bazını uyguladıktan sonra dudaklarıma Essence'in In The Nude isimli dudak kalemini uyguluyorum. In The Nude kalemi tek başına kullanmayı seviyorum. Hani bu görüntü benim için yeterli. Ancak siz biraz daha mezuniyet makyajı olduğu için ışıltı katmak isteyebilirsiniz. Onun için de önereceğim iki ürün var. Bir tanesi Essence'in Effect Gloss'larından. Bunun ismi neymiş? Pink Galaxy. Diğeri de Gauche'un şu şekilde gloss'larından sadece böyle ışıltı içeren bir rengi var. Onu da uygulayabilirsiniz. Şimdi Gauche olanı uygulayacağım ben. Bu şekilde dudağımıza da biraz aydınlık, biraz daha işte böyle ön planda bir makyaj yapabilirsiniz. Benim bu sezon mezuniyet için önerdiğim makyaj bu. Özellikle sade gözlerin ön planda olduğu, tenin biraz daha pürüzsüzleştirildiği bir makyaj önermek istedim. Umarım beğenirsiniz ve burada kullandığım malzemeler işinize yarar. Bu malzemelerle bu makyajı yapmak istedim. Çünkü eğer bu malzemeleri elinizde bulundursanız sadece bugün için kullanmakla kalmazsınız. Hani günlük hayatınızda da çok fazla kullanım alanı olan ürünler, burada kullandığım ürünler sizinle beraber hayata devam ederler. Makyaj çantanıza güzel bir yatırım yapmış olursunuz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.